olmaz olmaz deme Murat. Bak neler olabiliyor. Ne oluyor? İnşaata beton döken iş makinesi kontrolden çıkıyor. Normal. Gördük mü? Çok. Gördük. Yan dairenin duvarını deliyor bu sefer. Delmesi gereken yeri değil. Bunu da can kaybı birkaç sefer. Yoktu mu? Yok çok şükür. Ama deprem oldu zanneden ve mutfağın içine giren bu kepçe bir şekilde yerle bir ediyor ortalımı. Yani. Üstelik adres avcılar ve yaşayanlar o anı anlatıyorlar efendim. Ne olduğunu şaşırdık sanki Allah korusun başka bir şey mi diye. Buyurun bakalım yakında. Bir iş kazası inşaat betona dökülürken. Duvar girmiş içeriye. Çok büyük bir korku. Bir de avcılar burası. Daha fazla insan panikoluyor. Deprem sandılar, inşaat kazası çıktı. Beton mikserinin hortumu adresi şaşırınca yan binadaki dairenin mutfağına girdi. Sabah biz oradan geçiyordum ben. Bağırtılar vardı yani. Bir telaş vardı. Canım bir şey gelmedi. Mala geldi gelen. Avcılardaki işte bu bina kentsel dönüşüm kapsamında yeniden yapılıyor. İkinci katına beton dökülüyordu ama beton mikseri kontrolden çıkınca hemen yandaki dairenin mutfağına denk geldi ve mutfağın duvarı delindi. O mikserin beton dökme aracının kenarı bir anda hızlı çarpmasıyla. Orası perde beton olduğu için, beton da ağır geldiği için arkadaşlar ne kadar dikkat etse de bazen böyle şeyler oluyor. Kentsel dönüşüm burada çok olduğu için. Yerle bir oldu mutfağın içi. Tezgah devrildi, dolaplar devrildi ama neyse ki kimseye bir zarar gelmedi. Annemiz vardı zaten. Polisler geldi, sağlık ekibi geldi, itfaiye geldi. Evdeki yaşlı teyzeye sağlık ekipleri müdahale etti. İyi, anne de iyi, arkadaşlar da iyi. Müteahhit şimdi o evin zararını karşılayacak. Mutfağın duvarı yeniden örülüyor. Anlaştı arkadaşlar. Kendi aralarında müteahhit arkadaş zaten buranın müteahhiti. Çözümlendi çok şükür. Allah'a büyük geçmiş olsun. İnsan aklı çıkar bir anda. Hani... Çıkmaz mı? Avcılar 99 depreminde en acı yaşayan yerlerden biri. Ki oradaki arkadaşlar da söylüyor sakinler. Sevgi selam olsun avcılara. Sürekli bir kentsel dönüşüm hadisesi var. Bazen bu tür vakalar oluyor. Yani hani normal sıradan bir günün getirdiği hadiseler gibi. Neyse ki karşılıklı anlaşılmış sıkıntı vesaire yok da. Ve neyse ki Allah korumuş can kaybı yok. Olmamış. Orada mutfak işte salon şu bu. Yoksa yani, da her daha şey önce olabilir. Bu tarz olaylarda hatırlarsan böyle yatakta uyurken kepçenin böyle odasının seni alıyor, girdiği hali görmüştük. Yani bunlara rastladık. Özellikle bitişik nizam apartmanlarda eski yapılarda bu çok görülen bir şey. Yani biri tek duvar. Tek duvar kalıyor. İşte, tek duvar iki ev. Tek duvar iki ev. Yapılmış vakti zamanında. O onu desteklerken bir anda. Ama yine diyelim ya çok dikkatli olunması gereken işler bunlar. Hani işi bir an önce bitirelim falan filan şunu da şöyle yapalım dememek lazım. Çok dikkatli özellikle kepçe operatörü arkadaşlar ne bileyim işte o çimentoyu hani şöyle getiriyorlar ya onu bir elden kaçırdığı zaman her tarafa gidebiliyor. Aynen. Dikkat etmek lazım. Ne diyelim bildiğimiz budur başka bir şey bilemem. Kentsel dönüşümümüzü güzel yapalım. Evet. Çünkü güzel yaparsak güzel binalar üretiriz. Dolayısıyla da deprem zaten hani geldi geliyor bekleniyor vesaire en azından güvenli bir şekilde oturalım evlerimizde. Ya bu kaçınılmaz gerçeği beklerken biz de o Japonlar gibi onlar gibi böyle sırtımızı yaslayıp nasıl olsa ben güvendeyim diyebilmeliyiz. Tamam. Bunu bekler haldeyiz hepimiz.